Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir malzemeyi tanıyacağız. Bir uygulama yapacağız. Kullanacağımız malzemenin ismi SSR diyebiliyoruz. Solid State Relay. Şu şekilde yazılıyor. Yani Türkçesi katı hal rölesi anlamına geliyor. Bugüne kadar endüstriyel otomasyonda bizim kullandığımız klasik mekanik kontaklı rölelerimiz vardı. İçerisinde bobin ve kontak bulunan rölelerdi. Değişik şekillerde karşımıza çıkıyorlardı. Bunların yerine artık katı hal röleler dediğimiz SSR röleleri kullanmaya başladık. Bu röleler klasik rölelere göre oldukça avantajlı. İçerisinde bir elektronik devre mevcut. Herhangi bir mekanik parça veya bir kontak bulunmamakta, bobin bulunmamakta, tamamen elektronik, yani yarı iletken malzemelerden oluşmuş. Yapısını inceleyelim önce, sonra avantajlarını konuşalım. Daha sonra da devreye bağlayıp kullanalım. Bir sonraki çalışmamızda da bir kumanda devresinden bir uygulama yapalım. Öncelikle yine rölemiz, şöyle diyelim, SSR zaten röle anlamına geliyordu. 2 adet kumanda girişi mevcut. Bu kumanda girişleri normalde bir bobine gidiyordu. A1 ve A2 idi. Yine A1 ve A2 ismini almış kumanda girişlerimiz. Ancak bunun girişinde bir adet optokuplör mevcut. Diğer klasik rölelere göre. Bu optokuplörün avantajı, hem çok düşük bir güç tüketimi, çok düşük bir akım çekiyor kumanda kısmından. Yani kumanda edeceğimiz malzemeden. Bu PLC de olabilir, PLC de kullanacağız. Hem de optik olarak güç devresiyle kumanda devresi tamamen izole edilmiş oluyor her iki kısım. Dolayısıyla güç devresinde oluşacak bir herhangi bir yüksek gerilim veya atlama bu kısma, kumanda kısmına tesir edemiyor, bozamıyor. O yüzden böyle olması avantajlı olmuş. Çıkışında ise 2 adet SCR, yani 2 adet ters tristör kullanılmış bu şeyde. Alternatif akımı kumanda etmek için. Şu şekil. Şöyle yapalım diyelim kabaca. Yani bu çıkıştan buradan alınmış. Bir faz ve bir nötr şeklinde çıkış olmuş. Girişine gerilim uyguladığımızda A1 A2'ye çıkış kapanmış oluyor. Yani kontaklar kapanmış gibi düşünelim. Daha doğrusu çıkış tristörleri iletime geçtiği için ilgili alıcıyı devreye almış oluyor. 3 fazları da mevcut. Fakat bizim şu an elimizdeki monofaz bir SSR. Girişi, kumanda kısmı üzerinde de gördüğünüz gibi 3.32 volt DC diyor. Yani 3.32 volt arasında bir giriş verdiğimizde, genellikle biz 24 volt kullanacağız otomasyonda giriş kumanda için. Çıkışı, yükü devreye almış olacağız. Giriş gerilimini kesince ise çıkış yine açık duruma geçecek. Alıcıyı devreden çıkarmış olacak. Düşük güç tüketiminin yanında en önemli özelliği, klasik rölelerde biliyorsunuz anahtarlama süresi çok kısa olamıyordu. Mekanik yetersizliklerden dolayı yüksek frekanslarda yükü anahtarlayamıyorduk. Dolayısıyla bu elektronik rölelerimizle PWM'le daha yüksek frekanslarda yükü anahtarlama çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda bir PID kontrol yapacağız. Burada bir ısı kontrol cihazı kullanacağız. EMCO'nun PID kontrol cihazını kullanacağız. Bir kettle'ımıza bağlayıp kettle'ın suyunu, sıcaklığını sabit değerde yine ilgili rölemiz üzerinden kumanda etmeye çalışacağız bu SSR ile. Çıkışlarına L1 faz hattını giriyoruz. Uygulamamızı yapalım. Kumanda çalışmamızı. Şu şekilde. Ben lambayı devreye bağladım. 220 voltluk bir lambamız. Lambayı seri bağlayacağız. Tabii ki sigorta da bağlıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Faz hattı diyelim. L1 hattı. Sigortadan geçelim. Sigortadan çıkalım. Cihazımızın L1 hattına girelim. Nötr'den çıkalım. 2 numaralı hattımızdan. Oradan da nötr'e gidelim. Aynı zamanda şuradan da kumandamızı girelim. Şu şekilde.
Fas hattını bağladım. Sigortamı bağlamadım. Sigorta benim duvardaki hattımda mevcut. Bendeki model 50 amperlik bir SSR üzerinde yazmakta. Yüksek güç kumanda edildiği zaman arka tarafında bir soğutucu var. Soğutucuya monte edip üzerinden vidalamamız gerekiyor. Tabii soğutucu arasında da solüsyonumuzu yine koymamız gerekiyor ısı iletim için. Üzerinde de enerjilendiğini gösteren bir led var. Çıkışa lambamı seri bağlamış oldum. Lambayı bağlamadık, göstermemiştik burada. Şuraya lambamızı takalım. Nereye taktık? Sigortadan geçtik. Şu kısma da lambamızı koyalım. Şöyle yapalım. 220 volt AC bir ampul taktık. Şimdi enerjimizi verelim. Lambamız yanmamakta. Şimdi 3.32 volt dediğine göre biz 24 volt kullanacaktık. Ancak bizdeki model DC tetiklemeli bir model. AC olan türü de var. 3 volt verelim. 3 voltluk neredeyse bitik pillerle bile tetiklenebildiğini göreceğiz. A1'e artı 3 volt veriyorum. A2'ye de eksi 3 voltun eksisine 0 voltunu verdiğim anda gördüğünüz gibi yükümü devreye aldı. Çıkartıyorum. Bakın 3 voltluk 2 adet pil ile çok kolayca tetiklemiş oluyorum. Hızlı tetikleyelim. Elimizin yetiştiği ölçüde bakalım. Bakın. Muhtemelen hani diğer relenin zor yetişeceği bir sıklıkta tetiklemeye çalışıyorum. Ve lambamızın yanıp sönme hızını da değiştirmiş oldum. Bir sonraki videomuzda da yine bir daha yüksek frekansta tetikleme ve bir kontrol cihazıyla, bu PLC veya bir ısı kontrol cihazı veya işte başka bir cihaz da olabilir, fark etmez. Bu rölemizde yükümüzü kumanda edelim. Bu rezistans bir kettle, ısıtıcıyı kullanacağız bir sonraki çalışmamızda. Umarım bu malzemeyi anlatabilmişimdir yeteri kadar. Bizim derslerimizde de geçmekte, otomasyon atölyesinde derslerimizde öğrencilerimize bunun uygulamasını yaptırmaktayız. Okullarımızdaki öğrencilerimize ve bu konuda çalışan arkadaşlarımıza bu bilgimizin faydalı olmasını dilerim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere, hoşça kalın.